Kronik migren tedavisinde ilk basamak bana göre hasta ile hekim arasında doğru, sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişimin kurulmasıdır. Kronik migren hastaları çoğu kez karşımıza ağrı kesici al aşırı alımıyla gelmekteler. Dolayısıyla bu konu mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Eğer varsa hastanın ağrı kesici alımı sonlandırılmalı hekim kontrolünde. Tabi bunu hastaya teklif ettiğinizde hastalar Öncelikle ben ağrı kesicisiz asla yaşayamam. Ağrı kesiciyi bıraktığımda migren ataklarıyla nasıl baş edeceğim gibi haklı bir soru soruyorlar. E, bu dönemde hastalara bol sıvı almalarını öneriyoruz. Yine gerekirse ilaçla destekliyoruz ama geçiş dönemi dediğimiz ya da köprü tedaviler dediğimiz tedavileri uyguluyoruz bu dönemde. E, hastalara tetik nokta enjeksiyonları, kuru iğne tedavisi ya da sinir blokları örneğin büyük oksipital sinir bloğu gibi sinir blokları uyguluyoruz. Yine e, kronik migren tedavisinde hastanın yaşına, boyuna, kilosuna, tıbbi durumuna ek bir hastalığı olup olmadığına göre tıpkı bir terzinin müşterisine prova yapıp onun vücuduna uygun bir elbise biçmesi gibi bir tedavi biçiyoruz. Bu koruyucu tedaviler içerisinde kalp ilaçlarını, tansiyon ilaçlarını, epilepsi ilaçlarını, antidepresanları kullanabiliyoruz. E, yine son zamanlarda Kronik migrenin tedavisinde gündeme giren ve elimizde oldukça güçlü bir silah olarak duran botulinum toksin tedavisi uygulamaları var. Doğru hastaya, doğru seçilmiş hastaya, bu işte deneyimli, bu işi bilen ve doğru uygulayan bir hekim tarafından yapıldığında da oldukça olumlu sonuçlar alıyoruz.